peki hoca efendi ya yani ne yapmış ki ashabı Kehf ne yapmış yani neticede efendim saraydan kaçmış efendim mağaraya sığınmışlar hepsi bu kadar mı acaba He? yani anlatıldığı kadar kolay mı yani tamam sarayı terk etti efendim mağaraya gitti ama mesele bu kadar basit değil be yani bunu ne yapmak lazım bir düşünmek lazım İsterseniz beraber düşünelim Bakalım neler yapmışlar. Ha sarayı saltanatı terk etmiş oradan ayrılmış diyorsun ama bir düşün bakalım. Yani bir de Mevla ne yaptı onların gençliklerine atıfta bulundu. İnnehum fityetün amenu bi rabbihim. Yani Rablerine iman eden gençler diyor onlardan bahsediyor. Dedik ya genç yaş aklın bir karış havada olduğu. He? yani nefsin, hevanın, arzuların çok güçlü olduğu böyle bir dönem. İhtiraslar, arzular, hevesler çok fazla. İşte böyle bir dönemde öyle bir hayatı yaşayan gençler. Dünya nimetleri içerisinde yüzüyorlar. Evet. Yani yedikleri önünde yemedikleri ardında. Hani nerede akşam orada sabah diyebilecek her türlü dünya nimetlerine ulaşabilecek imkanları varken ama imani bir durum söz konusu oluyor. İman meselesi. İman meselesi söz konusu olunca ne yaptılar onlar? Hiç şüphe etmeden, tereddüt etmeden ahireti tercih ettiler. Yani Allah'ı tercih ettiler, imanı tercih ettiler. İmanı tercih ettiler ve o pırıltılı, ışıltılı hayatı bazılarının hani bazı paparazzi programlarına bakıyor da he? O bir takım renkli hayatları görüyor. O sabaha kadar affedersin hayvanlar gibi tepinenleri görürken böyle ağzı sulananları bir düşünün. He? İşte o hayatın daha efendim üst seviyedekini tek kalemde siliyor atıyor. İmani mesele söz konusu. Ve ne yaptılar? Sarayda, saltanatta, zevkte, sefada, keyfte, alemde hepsi sizin olsun dediler. Ve ne yaptılar? Mağaraya gittiler. Onun için yani bugün bugünkü durumla bir kıyas edebilirsek eğer, şöyle etrafımıza bir bakarsak, bakacak olursak eğer, Belki de üç kuruş menfaati için. He? İslami hassasiyetlerinden taviz veren, İslam'ı yaşamaktan cayan, aman işimden olurum, makamımdan olurum, mevkimden olurum, he? yapmayayım, etmeyeyim. Ya. Makam mevki sahibi olmak için nelerden taviz veren nice insanlar duymadık mı? Yani bu efendim bu millet de ne süreçlerden geçti, ne sıkıntılardan geçti, ne 28 Şubat süreçlerinden geçti. Bu milletin inançlarına zulmedildiği günler oldu. Bu milletin yaşantısına he müdahale edildiği günler oldu. Ve çoğu çoğu demeyelim ama bir kısmı ne yaptılar? Bu imtihanı kazanamadılar. Yaşamaktan İslam'ı yaşamaktan vazgeçtiler. Aman dediler maaşım gitmesin. Aman makamım, mevkim elden kaçmasın. Aman menfaatime bize val gelmesin diye üç kuruşluk menfaat için yani sana imandan da vazgeç demiyor mesela. Ama sen ne yapıyorsun? Taviz veriyorsun. He? İslam'ı yaşamaktan taviz verenlerin olduğunu görünce o zaman bakıyorsun ki ashab-ı kiramın ne kadar büyük iş yaptığını çok daha iyi anlıyorsun.